hafta astrolojik olarak gökyüzünde ne gibi hareketler var? 26 Mayıs'ta meydana gelecek Dolunay ve Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Tüm sorularımızın yanıtını almak üzere tabii ki çok sevdiğimiz astroloji uzmanı Anıl Can bizlerle efendim. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Çok iyi. Çok seni gördüm daha iyi oldu. Gözümü alamıyorum sen senden. De öylesin. Maşallah gerçekten. Valla biz beraber geldikçe böyle daha evet. da güzelleşiyoruz. Aynen. Ama bizim bu şeyimizin enerjimizin farkında izleyenlerimiz herhalde. Öyle mi? Aynen evet. Güzel. Biz yakıştıranla yakıştırmayanlar var yakıştıran. Uzun bir hikaye, bunu anlatırım sevgili izleyicilerimiz. Biliyorsunuz ki yurt dışından geldiği günden beri programımızda gidene kadar da hep burada olacaksın inşallah değil mi? Doğru mu? Allah tamam, izin okay. verirse. Amin inşallah. Doğru mu söyledim? 26'sında bir olaylar mı var? Aynen öyle. Önemli bir döngü var. Ay tutulması var, dolunay var. Yani zaten dolunay güney ay düğümleri kuzey ay düğümüyle beraber kavuştuğu zaman biz ona şey diyoruz, ay tutulması. Yani bu dolunay aynı zamanda ve bunu özel kılan şeylerden bir tanesi işte ay tutulması olması. Önemli pozisyonda yay burcunda gerçekleşiyor. Etkileşimler biraz enteresan. Dolunaylar biraz bizi korkutan, biraz geren, eyvah dedirten veya işte bazı şeylerin ortaya çıkmasını sağlayan şeylerden bir tanesi. Evet. Bu yüzden genelde dolunaylar yoğunluğu arttırır. Duygusal yoğunluğu da fazlasıyla ön plana çıkartır. Eğer öfke, korku, kaygı, endişe, panik varsa bunlar büyür. Ama aynı zamanda sevgi, mutluluk, romantizm varsa bunlar da büyür. Çok güzel. O yüzden bu fırsatları değerlendirmek lazım ve ay tutulmaları, dolunaylar, evet büyük değişimler, yenilikler, karmayla bağlantılı, geçmişle bağlantılı her şeyi ortaya koyar. Ve bu ayda da, bu 26'sında gerçekleşen yay burcundaki arkadaş da bizim biraz daha karma diye adlandırılan, sanki bu karmanın böyle ruhani geçmiş hayatlarla bağlantısı varmış gibi anlatılan şeyin aslında hafıza olduğunu, geçmişte öğrendiğimiz anneden babadan öğrenilen şeylerin ortaya çıkmasıyla bağlantılı bir süreci anlatıyor. Yani değersizlik, değersizlik biraz artacak, korku varsa korku biraz artacak, endişe varsa bununla ilgili korkular, endişeler biraz daha artacak. Ama tam tersi sevgi, güven duygusu varsa bunları da arttıracak. O zaman biz zaten mutluluk içindeysek, yani o günü güzel geçiriyorsak, o 3-4 günü özellikle iyi geçiriyorsak, o zaman burada güzel bir point var aslında, nokta var. Biz bilinçaltında ya da bilinç dışında bazı şeyleri toparlamaya başlamışız demektir. Bizim enerjimiz biraz daha yumuşamış, biraz daha akışta sörf yapıyoruz demektir. Herhalde büyük bir ihtimalle hadi burçlar mı diyorsunuz? Öyle bir şey mi? Tamam peki. Böyle sorun söyleyeyim. Onu. Evet, başlayalım mı? İsterseniz başlayalım. Tamam, haydi o zaman söz senden. Koçlar ve yükselen koçlar bakarsak bu dönem ailevi konular, akrabalar, bunlarla ilgili konuların biraz gündeme gelmesi var. Seyahatler, yurt dışıyla bağlantılı konular, işler, güçler, yabancılarla bağlantılı konular, biraz evlilikle ilgili biraz çatışmalar ön plana gelebilir. Özellikle eğitimle ilgili, yüksek öğrenimle bağlantılı konularla önemli kararlar var. Dille ilgili önemli kararlar var, yurt dışıyla ilgili önemli kararlar var. Ama sosyal çevrede biraz gerginlik ve evlilikler noktasında da biraz gerginlik var. O eğer özellikle evliysek, evli olan koçlar lütfen bu ara biraz gerginliğe mal vermeyelim. Biraz daha sakin bir şekilde, çok fazla kendimizi kurban psikolojisine sokmadan ilerlersek çok keyifli bir döngü geçecek. Sağlık anlamında böbreklere ve böbrek üstü bezlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu alanla ilgili erkeklerde özellikle riskler çok ön planda. Bu yüzden bol bol su içmekte fayda var. Aşk hayatındaki o gerginlik 26'sı, 27'si, 28'i gibi devam edecek. Sonra 29, 30 artık yumuşuyor. O yüzden 2-3 gün biraz o sürece dikkat edersek hem ilişkiler açısından, hem para açısından, hem kariyerle ilgili bazı dönüşümler, yeni başlangıçlar açısından enteresan fırsatlar gelecek. Tamam. Boğalara bakacak olursak, boğa ve boğa, yükselen boğaların parasal kaynaklarla ilgili enteresan değişimleri olacağını burada görebileceğiz. Artık hem ekonomik anlamda hem de parasal anlamda enteresan dönüşümler söz konusu. Beklenmedik gelirlerin ön plana çıkması, parayla ilgili önemli dönüşümlerin ön plana gelmesi gibi temalar var. Demek ki yükselen boğalar bu ara parayla ilgili bir tamamlanma sürecine gidecek. Bu belki bir mahkemesi var, alacağı var. Belki bu konularla ilgili kafaya taktığı bir şey var. Bununla ilgili konuların netleşmesini göreceğiz. Veya burcu mesela kadersel bir karşılaşma olacak. Diyelim ki ben sana yardım edebilirim seni alacağını almakla ilgili. Ya da iyi bir avukatım, bam karşılaşacağız ve o işi çözme sürecine götürebileceğiz. Kilo vermek boğa için çok önemli. Eğer ödem varsa, kilo varsa bunlara dikkat etmek lazım. Yağlardan kurtulma, spor yapma gibi temalar için de çok uygun bir zaman dilimi olacak. Tam böyle 27'si gibi artık ay küçülme sürecine doğru girdiği anda başlayabilirsiniz. Bir 15 gün kadar vaktiniz olacak. 15 günü güzellikle değerlendirmek fayda var.
Guatr'a dikkat ve tiroide dikkat etmek lazım bu dönem içerisinde. Boğalarda onlarla ilgili biraz böyle aksilikler olabilir. Doktorlarımıza lütfen başvurun orada. Boğalar inattan dolayı sıkıntı yaşayacak. 25'i gününden başlıyor sıkıntısı. 25'i, 26'sı, 27'si. Trafikte özellikle çok bir yol verdin vermedin, sen beni aradın aramadın, bana para verdin vermedin falan, bunlara hiç girmeyin. He deyip geçin. Ondan sonra zaten birazdan toparlayacağını görüyor olacağız. Peki, ikizler. Yükselen ikizlere bakarsak evliliklerle ilgili önemli temalar var, evet. Tamam. Ama orada biraz sert bir pozisyon var yükselen ikizler. Evliliklerden yana, ortaklıklardan yana biraz sınanabilme ihtimali var. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Evlilik kararı da çıkabilir. Evlilik kararı da gündeme gelebilir yani bir anda. Artık bir şeyin sonuçlanması çünkü. Diyelim ki işte bir ilişki var. Hani bir türlü sonuçlanamadı hani evlilikle veya bir türlü oturtamadık, olmadı. İşte o dönem artık böyle bazı şeyler netleştirecek ve bu netleştirme ayrılık da olabilir ama. Hani işte Burcu ile ben artık olmuyoruz, olmuyor yani ayrılıyoruz gibi. Veya işte tamam artık Burcu ile o sinerji yakaladık biz evleniyoruz gibi. Yani bu noktada böyle bir pozisyon olacak. Ve buradaki karar ne çıkarsa çıksın pişman olmayıp kabullenmek lazım. Ardından çünkü çok enteresan kadersel kapılar var ve çok güzel, keyifli olacak. Bu ortaklık için böyle, beraber iş yapmak için böyle, evlilikler, partnerlikler için böyle. Bu yüzden o dönemde bir şey böyle sonlanma aşamasına geldiği zaman tabii ki elinizden geleni yapın, seviyorsunuz, ediyorsunuz. Hani elinizden geldiği kadarıyla konuşmaya çalışın ama esnek, ona böyle bağımlı olarak değil de hani nasıl çözebiliriz gibi yaklaşıp çözemediğinize bakıp ona göre ilerlemekte fayda var. Bu alanda 29'una kadar etkin olacak evlilikler evinde. O yüzden bu sürece dikkat etmek lazım. Yengeçlere bakarsak yengeçler için bence sağlık konusu çok önemli. Bu dönem içerisinde gündelik hayatta biraz zorlanma, gerilme temaları daha yoğun olacak. Su elementi zaten o dolunayları biraz daha yaşar ve yengeç burcunun yöneticisi ay, tabii ki aydaki her etkileşim dolaylı olarak onları da etkiliyor. Ama özellikle yükselen yengeçlerde böyle bir pozisyon varsa bizim burada şeye dikkat etmemiz lazım. Sağlık, hormonal noktalar, kan değerleri, kanla ilgili konular, vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri bunları bir kontrol ettirmek gerekiyor. Yine burada tiroid ve timus bezleriyle alakalı biraz böyle bir huzursuzluk ya da eksiklik ya da çalışmadığıyla bunlara bağlı bazı hastalıklar olabilir. Sindirim sistemi özellikle bu ara yine dikkat edilmesi gereken bir noktada. 24'ünden başlar süreci burcu 30'una kadar gidiyor. O yüzden bu dönemlerde sağlık için dikkat etmek lazım. Onun dışında yine ilişkilerle ilgili çok büyük beklentilere girmemek lazım. Girdiğimiz zaman kayıp var. Direkt yani evli olsa bile çok dikkat etmesi gerekiyor. Tartışma çok büyüyebilir, ilişki bir anda çok sıkıntılı hale gelebilir. Akrabalar, aile, kardeşlerle bir anda çatışmalar büyüyebilir. O yüzden beklentiye çok girmeden, bu ara onların da bazı psikolojik sorunların olduğunu kabul ederek kendimizi biraz da öne bakıp, baktık böyle bir tartışma ortamı var, ha, tamam bunu sonra konuşalım deyip kaçma şeyine girip, sonrasında 28'i 29'dan sonra bu konuları tekrar konuşmak bizim için çok çok daha değerli ve önemli oluyor olacak. O yüzden değerlendirmekte fayda var. Yükselen aslanlara bakarsak. Geliyor ya. Yükselen aslanlar evleniyor. Yine mi? Yok. İlişkilerle ilgili şansların ön plana çıktığı bir dönem. Flörtler evinde vur patlasın çal oynasın evi diyoruz biz buraya. Eğlencenin, keyfin, sefanın, zevkin biraz daha ön plana çıktığını göreceğiz. Demek ki burada biraz daha yeme içme güdüsünde de ya da harcamalarla ilgili abartı var, gelebilir. Tamam. Dolunay orayı büyütecek, arttıracak veya biraz daha şey yapacak. Aynı zamanda yeteneklerle ilgili keşifler ön plana çıkacak. Diyelim piyano çalma yeteneği var ya da müzik yeteneği var, oyunculuk yeteneği var ya da ne bileyim işte yemekle ilgili bir şeyler yapabilme, el becerisi var. Bunları da ortaya biraz koymaya başlayacak. Peki. Ve bunu paraya çevirebilecek fırsatlar gelecek hayatına. Özellikle sosyal çevrenin desteğiyle beraber de bunlar biraz daha ön plana çıkacak. O yüzden bence değerlendirmekte fayda var. İlişkiler açısından güzel. Aşk hayatı biraz daha pozitif, rahat, romantizmin yoğunlaşacağı bir döngü olacak. Çocukla ilgili çok güzel bir şans var. Hadi inşallah. 25, 26, 27, 28. Kesinlikle doktorunuzla eğer hani olmuyorsa doğal yolla neyse işte artık bir desteğinizi alın. O alanda güzel etkileşim var. Tamam. Yani hadi bu güzel. Bu noktada. Başaklara bakacak olursak başaklarda evle ilgili konular ön plana geliyor. Evde biraz daralabilir doğal olarak. Ama biraz daha evle ilgili daraltı şu. Ya ben burada yaşamak istemiyorum artık. Ben adres değiştireyim, ben yatırım yapayım, evimi almaya çalışayım, kredi çekeyim, cevabı var olan evimi satayım ya da bu kiradan çıkayım da X bir şehre yerleşeyim ya da semte yerleşeyim, evimi değiştireyim ya da evle ilgili restorasyonlar yapayım. Bunlarla ilgili biraz daha uğraşacağı bir dönem söz konusu olacak. Bu biraz kariyerini olumsuz yönde etkileyebilir, ona dikkat etmek lazım. Evdeki sorunlar çok büyüyebilir ama bu evdeki sorunlar kavga dövüş şeyler gibi değil de
bulaşık makinesi niye bozuldu? Çamaşır makinesi bozuldu, ortada kaldı mı? Ütü yandı, şöyle oldu. İnternet gitti falan yani. Hani böyle süreçler biraz gelecek gibi duruyor. Bunu kontrol altına alıp değişiklikleri yapma zamanı döngüsü olacak. Enerji açısından çok iyi iki tane pozisyon var. Ama evliliklerle de ilgili çatışmalı birkaç açı görüyor olacağız orada. O yüzden çok böyle ortaklaşa işlerde, beraberliklerde tartışmaları abartmayın. Tartışın ama abartmadan tartışma sürecine gitmekte fayda var. Uyku problemleri çok ön plana çıkabilir. Ve bu süreç içerisinde anksiyete, panik atak gibi süreçler söz konusuysa biraz daha rahatlamak, meditasyon yapmak, işte doktorunuzla konuşmak ya da neyse yani psikolojik desteklerinizi almayı da şey yapmayın. Gereksiz uyarıcı şeyler içmeyin. Kahve gibi mesela abartı kahve içmemek bu dönem içerisinde de başaklar için çok önemli oluyor. Peki. Olacak bilginiz olsun. Terazilere bakarsak bu dönem biraz yine aile ve yakın çevre, yakın çevreyle bağlantılar ön plana çıkıyor olacak. Orada biraz gerginlikler olabilir. Diyelim ki bir kardeş var, akraba var, eş var, partner var. Yani aile, biraz daha aileyle bağlantılı bir partner bu. Bu noktada biraz çatışma, huzursuzluk, hani bunlarla uğraşma temaları, işte anne niye böyle, baba niye böyle, kardeşim niye böyle dedin olayları biraz ön plana gelebilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Parayla ilgili iki tane çok güzel açı var. Biri 25, biri 28 ara 28'i. O 2-3 günlük tabii toleransları da olur onların. O alanlarda güzel kısmetler, konuşmalar, iş görüşmeleri vesaireleri olacak. Yine kilo vermek için çok fazlasıyla önemli. Kendine dönmek, içe dönmek gibi temalar önemli olacak. Rüyalarla ilgili enteresan şeyler görecekler. Bilinçaltının yansımaları. Bunlara dikkat etmekte fayda var. İşle ilgili ben güzel destekleyici bazı şeyler görüyorum. Özellikle kendi hayatlarına, geleceğe dönük önemli yatırımlar yapabilirler. Ama ilişkilerle ilgili yani var ama yok. Hani böyle çok büyük beklenti ya da o alanda büyük süreçler görmeyelim. Lakin yine kardeşler, akrabalar, yakın arkadaşlar yüzünden var olan ilişki zarara gidebilir. Ya da evlilikte tartışmalar yaşayabilir. O zaman evliliğimizde bir sorun varsa, ilişkide bir sorun varsa bunu aileye, akrabaya bir şey yansıtmamaya çalışacağız bu dönem içerisinde. Yükselen akreplere bakarsan. Hadi çünkü teraziyi dinlememek gibi oldu. Evet. Yükselen akrepler bu dönem parasal anlamda bayağı iyi yani. Gayet güzel. Doğru para, mu söylüyorsun? Bu kadar. Evet. Teşekkür ederim falan diyorum. Evet. Yükselen oğlaklara bakar falan. Yani evet. Yükselen akreplere bakarsak parasal anlamda çok güzel etkileşimler var. Beklenmedik parasal gelirler var. Bir kere bir şeylerin sonuçlanması var. Diyelim ki uzun zamandır konuşulan işler var. Bir türlü olmuyor. Evet. Bir türlü oturmuyor. Evet. Bam! Cevap gelecek ve olacak o iş. Evet. Yurt dışıyla bağlantılı ve yüksek ek gelirler elde edilebilecek işlerle de bağlantıya peki dönecek iş. Yani nasıl diyeyim ya? Enteresan fırsatlar var. Başkalarından maddi destek gelecek. Atıyorum senin işine ne olabilir? Sponsorluklar gibi olabilir. Başkalarından gelebilecek reklam teklifleri olabilir. Özel reklamlar olabilir gibi. Ya da programlara gelecek destekler gibi olabilir. Bireysel bir insan için ne olabilir? Yine ben paramı kazanıyorum ama işte prim aldım. Satış ne yaptım, güzel, prim inşallah geldi. Ya da işte yeni bir iş buldum. Ya da işte dedi ki babam al oğlum sen bu işi kur para. Ya da banka dedi ki tamam sizin kredinizi çıkartıyoruz git işini kur gibi pozisyonlar gelecek. Yani para anlamında çok destekleyici, sonuçlanan, net artık hani bir şeyin olup olmayacağını göreceğiniz, sözleşmelerin yapılıp yapılmayacağını göreceğimiz dönem. Bizler genelde deriz ki yeni ayda sözleşme yapmak iyidir, dolunayda çok yapmayın falan. Yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Yani bu dönemde yükselen akrepler sözleşmeler de yapabilir. Bazı şeyleri oturtabilir hayatında, netleşebilir. Ay sonundan sonra zaten Merkür geri hareketi var önümüzdeki dönemlerde. Namı değer. Sözleşme yapmanızı çok çok istemeyeceğiz. O yüzden şimdiden o dönemi değerlendirip ekonomik anlamda kendimizi geliştirmekte fayda var. Ama bu dönem aşk hayatındaki sert açılardan dolayı, işten dolayı aşk hayatında sorunları getirebilir. Buna dikkat etmek lazım. Yükselen yaylara bakarsak, yükselen yaylar sizin burcunuzda gerçekleşiyor zaten bu ay tutulması. Birinci evde. Bu noktada biraz daha benliği, inançları, bilinç dışını ve benzeri gibi konuları düşünmek ve bunları aksetmek lazım. Kendimizi eksik gördüğümüz şeylerle yüzleşme gelecek. Bu yüzden aksilik yaşadığınız her şey aslında içsel dünyanızda çözmeniz gereken bazı şeyler olacak. Diyelim ki bir anda para kaybettiniz, bereketsizlikle ilgili bir takım bilinç var demek. Bilinç dışında bir takım inanışlar var. İlişkiyle ilgili sorunlar yaşadınız ve bitti. Bir yerlerde ilişkilerle ilgili bir problem var. Sağlıkla ilgili bir şey patladı, pörtledi. Demek ki bir yerde inanış var bu konuyla alakalı. Bunları tespit etmek çok önemli. Gerekirse iyi bir psikoterapistle de çalışmanızı tavsiye ederim. Kariyerle ilgili enteresan fırsatlar. Yani kendisi artık şeye dönecek. Aha ben bunu yapmalıyım. Yani ben buna yönelmeliyim. Hmm.
Kendi yeteneklerinde biraz fark etme var. Ve kilo verme konusunda en şanslı olacaklardan bir tanesi de kendisi. O yüzden en şanslı burç bu konuda kilo verebilen, kilolarından kurtulan, fiziksel anlamda daha ödemini atan, rahatlayan burçlardan bir tanesi yay olacak, yükselen yaylar. O yüzden spora gitmek, enerji aktarmak, bir şekilde daha sağlıklı beslenmek için de enfes bir zaman dilimi diyebiliriz. Oğlaklara bakarsak içsel dünyasında gerçekleşen bu dolunay biraz böyle kargaşık düşünceler yaratabilecek, bir takım endişeler yaratabilecek. Çok mu zorlayıcı? Değil. Biraz kendimizle yüzleşmek zordur. Bazı şeyleri kabul etmek biraz zor olur. Genel anlamda şey yapıyoruz çünkü hani bazı şeyleri kabul etmek zordur ya Burcu. Yani bu dönem yükselen oğlaklar da orada biraz sıkıntı yaşayacak. Hani inanışlarıyla yüzleşebilir, belki hayatının sıkıntılarıyla yüzleşebilir. Bugüne kadar yaptığı şey, evet aynen. Gibi hani bunu niye yaptım, vicdan yapabilir ya da niye böyle yaptım, keşke böyle yapsaydım, yapmasaydım. Bunu girmektense şöyle yapın, ben burada bu hataları yaptım. Gördüm, tamam, farkına vardım, bıraktım. Artık bunu, her işte bir yeri vardır, ben bunu artık düzelteceğim, dengeleyeceğim. Ya da ben bunu artık öğrendim, bundan sonrası için böyle olacak. Yani pişmanlığı bırakıp bununla ilgili harekete geçmek lazım. Eğer bu yapılırsa bu kadersel döngüler bir anda arkasına rüzgar gibi destekleyecek ve çok büyük kısmetler getirecek, şanslar getirecek. Gündelik hayatta çok güzel kısmet, ilişkiler, evlilikler, çocuklar, yani para, hepsi anlamında çok güzel bir destek sağlayacak. Tam tersini yaparsa tüm bu konularla alakalı sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacak. Yine o sorunlarla yüzleşmeye başlarsa tekrar geri bir adım atıp, tamam ben bir şeyi yanlış yaptım, öğrenme niyetim var şu an deyip, tekrar görmeye başladığı zaman yine ödüllendirecek. Yani çok güzel bir aslında denge var. Bir şeyi görmesini istiyor. O yüzden o sürece iyi odaklanmakta fayda var. Peki. Kovalara bakarsak kovaların sosyal çevresinde bazı insanları hayatından çıkardığını göreceğiz. Yani bazı dedikodu yapan, gizli düşmanlık eden, zarar veren, işte ne bileyim nazar eden, gözü kalan insanlar da tek tek görme dönemine gelecek bu dönemde. Güzel. Ve bu insanları hayatından çıkarma kararı alacak inşallah. Yükselen kovalar. Sosyal çevre yine ilişkiye yansıyabilir ya da ilişkideki partner bir anda sosyal çevreyi engellemeye kalkabilir. Onun arasında bir denge kurmakta fayda var. Çocuklarla ilgili güzel haberler, gelişmeler yine ön plana çıkarken evli olmayanların evlilikler kapısıyla ilgili bir iki gün böyle bazı şeyleri dönüştürmesini sağlayabilecek fırsatlar gelecek. İnanışlar belki evlilikten korkuyor, kaçıyor, yapmak istemiyor. Bunlarla yüz yüze gelecek ve bunu hallettiği zaman artık evliliklerle ilgili konuda şey yapacak. Çünkü yükselen kovalar son dönemde burcu hep bir cycle içindeler. Hep bir döngü yaşıyor. Bir şey başlıyor, ilerliyor, hop bitiyor. Hiç sonra, istediği gibi olmuyor. Adam. Aynen. Birini buluyor, diyor ki işte tam hayatımın aşkı diyor. Başlıyor, ilerliyor derken bam çakılıyor. Ya da iş hayatı için tam bir şeyler çok iyi gidiyor derken bam gidiyor. Yani bunu biraz daha kontrol etmek, dengelemek gerekiyor olacak. Sevgili kovalara kendimden daha çok üzüldüm, öyle söyleyeyim, bilmiyordum. Evet. Yükselen balıklara bakıyor olursak, yükselen balıkların kariyerle alakalı çok güzel etkileşimleri güzel. Söz konusu olacak. İş hayatı, kariyerde büyüme, bir şeylerin sonlanması, artık ben istifa ediyorum, kendime yeni iş açacağım gibi temaları göreceğiz. Bazı insanların işten, önemli insanların da işten ayrıldığını, istifa ettiğini görüyor olacağız. Bu holding patronları olabilir, işte birçok insan olabilir. Hani ben bıraktım bu işi yapıyorum hani. Öyle bir pozisyon var. Ya da ben şöyle bir iş kurmaya karar verdim temaları. Tamam. Artık bu konuda bir netleşmeler var. Bu yüzden iş yerinde böyle bir mobbing uygulanıyorsa ya da böyle bir patronlarla bir gerginlik varsa ki olacak gibi duruyor dolunay zamanında. Bir anda ceketimi alıp giderim kafaları söz konusu olacak. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Tamam, ceketini alıp gideceksin ama ne yapacaksın? Hani bu dönemde ne yapabilirsin, ne olabilir? Tabii ki bir sürü olasılıklar var ama hani orada da biraz doğru adımlar atıp sorumlulukla hareket etmek. Hemen acil karar vermeyin. Belki kafada bitirebilirsiniz o işi. Ama planınızı yapın. Sonra plan artık arka plandaki plan oturunca ayrılın ki kendinizi güvence altına alın. Çünkü güney ay düğümleri de burada bazı şeylerin bitişini, sonlanmasını anlatıyor. O noktada artık netleşme var ama kadersel bir değişim var balıklara. Yani artık iş hayatı ve kariyerleri eskisi gibi olmayacak. İş bulamayan da öyle yani bir anda işle ilgili bazı şeyler gelişecek. Bu yüzden bence çok güzel, değerli bir süreç. İlişkilerle ilgili çok büyük dalgalanmalar yok. O yüzden rahat olabilirler. Biraz daha dengeli. İş hayatı biraz daha kafayı gelecek, huzursuzluk yapacak gibi duruyor. O işte ense kökü problemleri, ense ile boyunla alakalı sorunlar ön plana çıkacak. Allah Allah, ne ilginç. Evet. Peki tamam o zaman. İnşallah içimiz umutla dolmuştur. Benim doldu en azından, onu söyleyeyim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimizin sonuna geldik ama programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.